Şimdi biliyorsunuz ATR dolaşım belgesiyle bir eşyayı öncesinde 1 Ocak'tan önce İngiltere'ye gönderirken İngiltere Avrupa Birliği üyesi olduğu için telafi edici vergi ödeme yükümlülüğü vardı. Bu ne demekti? Sizin İngiltere'ye ihraç ettiğiniz eşyanın üretiminde kullandığınız girdiler 3. ülkeden geliyorsa ve bunun için dahilde işleme rejimini kullanıyorsanız hem dahilde işleme rejiminden yararlanıp hem de o eşya için ATR dolaşım belgesi düzenleyemiyordunuz. Telafi edici vergi yükümlülüğü doğuyordu ATR dolaşım belgesi düzenliyorsanız. Yani dahilde işleme rejimi çerçevesinde ödemeniz gereken ama ödemediğiniz, bir hak olarak ödemediğiniz vergileri eğer eşya İngiltere'ye ATR ile gönderiliyorsa ödemek zorundaydınız. Yani eşyayı serbest dolaşıma koymak zorundaydınız, uzun sözün kısası. Bu hala Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelerle yapılan ticarette geçerli olan bir düzenleme. Buna geri ödeme yasağı deniyor. Yani ihracatçılar geri ödemeden yararlanamıyorlar. Ya onu tercih etmeli ya öbür seçeneği tercih etmeli. Ama Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nda artık bu yasak kalktı. 50 ila 63. fasıllar hariç olmak üzere kalktı. Yani eski düzen 50 ila 63. fasıllarda hala devam ediyor. Bu fasıllarda bir eşyayı İngiltere'ye ihraç ediyor iseniz telafi edici vergi ödeme yükümlülüğünüz hala var. Geri ödeme yasağı hala söz konusu. Ancak diğer bunlar haricinde kalan fasıllarda bir eşya ihraç ediyorsanız o eşyanın üretiminde kullandığınız girdiler için dahilde işleme rejiminden de aynı zamanda istifade edebileceksiniz. Vergilerini ödemediyseniz bu eşyanın Türkiye-İngiltere STA kapsamında tercihli rejimden yararlanmasını sakatlayıcı bir nitelik arz etmiyor.